Peki Zehra Hocam, iyi huylu, memedeki iyi huylu tümörlerin tanısını nasıl koyuyorsunuz? İyi huylu tümörleri hasta çoğu zaman zaten göğsümde bir kitle. Genç hastalar çok kontrola gelmezler. Çok taramada bunlardan da bahsedeceğiz. Tarama testlerine de hekim tavsiye etmedikçe katılmazlar. Göğsümde bir kitle hissettim diye. Muayenede de az çok tahmin ederiz. Üzeri düzgün, oval, sınırları muntazam, çevredeki dokulara yapışık olmayan kitlelerdir bunlar. Kistler yuvarlak, fibroadenomlar oval kitlelerdir. Ama tabii elle muayenede kesin karar vermiyoruz. Bunları ultrasona göndeririz. Ultrasonla teşhis koyuyoruz. Hasta gençse, ultrasonda herhangi bir şüphe yoksa, dediğimiz gibi muntazam sınırlı, şekil olarak oval kitleler görüldüyse bunları fibroadenom olarak değerlendiririz. Hipoekoik kitlelerdir bunlar. Kistler ise içi sıvıyla dolu. Onu zaten bize radyoloji uzmanı tarif eder, tanısını da koyar. Bunların tanısı çok rahatlıkla konur. Yani bunlarda pek sıkıntı olmaz. Kanal içi papillomlarda ise hasta meme başından akıntıyla gelir. Onlarda da gene ultrasonla, şimdi ultrasonlar çok hassas, 3-4 milimlik kitleleri de görebiliyoruz. Ultrasonla hastanın yaşına göre, kanlıysa, hasta orta yaşlıysa daha ileri tetkikler yaparak, mamografi isteyerek bu şekilde teşhis koyuyoruz.